Slide'ımızı da buldum. Tamamdır. Ceren hoş geldin. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Görüşmeyeli. Dün görüşmedik değil mi? Artık. Merhaba. İyidir Alparslan. Senden ne haber? Ne yapıyorsun? Aynen Cenk, haftaya Almanya'ya beraber gireceğimiz için bu hafta en azından bir haftada bitecek bir konuyu bitirelim. Sonrasında da FMV oynayalım dedim. L çift bayağı sardı geçen. Abi benim de uyanır uyanmaz yayına başladığım gibi bir şey oldu. O Vizyon Başkan, teşekkür ederim aboneliğin için. Buraya gelip yayınlarımıza katılmam bile yeterince anlamlı bir şeyken ekstrasını yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün popo durumumuz olmaz sanırım Ceren. Yani kliplerde var mıydı hatırlamıyorum ama bayağı da bir şey var. Lehler de biraz şey gibi çünkü. Polonya'da biraz Hristiyan Türkiye gibi olduğu için çok fazla popo yoktur sanmıyorum. Ama yarın popo kalitesinde müzik dinleyeceğiz bayağı. Haftalık var IQ testimiz geleneksel. Gerçekten popo olmasa bile hani popoya çok yakın müzikler var orada yani. Ben de peki niye hala sıfır gözüküyorsunuz yine her zamanki gibi? Sıfır olamazsınız. Şu an sizinle konuşuyorum çünkü. Ama benim panelimde niye sıfır gözüküyor? Değil mi? Cuma gayet iyi. Pazar günü rock'n'roll yayınımız var. Merdo'cum hoş geldin. Kanye West'in son albüm Bad Lehçe. Aynen öyle abi. Ensar Go hoş geldin. Şey, Miraç OSTR'yi diyorsun muhtemelen. Marco Polo ile albüm yapan değil mi? Ya da PZ. İkisinin de öyle bir klibi var çünkü. Siz aslında yok musunuz? Murphy. Arda hoş geldin. Murphy hoş geldin. Hazır insanları beklerken azıcık daha goygoyumuz olsun. Bugün çünkü ben yine saçma sapan bir saatte uyandığım için duyuru falan yapamadım gündüzden. Polonya'da bir adam vardı, adı neydi? Lewandowski. Peki. Şöyle oldu aslında. Ya ben dün akşam aslında normal gidiyordum ne güzel. Dün akşam sızdım. Saçma bir saatte sızdım ya, bir dakika, dün ne yaptık biz Fuji'lerle şey oynadık yayında. Ben yayında değilim de Fuji'nin yayınında Among Us oynadık, sonrasında sızdım ben abi. 8.30-9 gibi gece 3'te uyandım. Öğlen tekrar yattım, berbat gidiyor yani anlayacağınız. Kaç 8 gibi de uyandım yani. Burada hoş geldin. Kalça Kandayla görürüz Sinan'ımız. Hiç problem yok. İsmini bir daha söylesene. İlki galiba. OSTR abi. OSTR diye yazılan. Lehçede ama OSTR diye okuyorlar. Ya biz, Lehçenin güzelliği şu. Yani o kadar çok random atılmış gibi kelime var ama aslında hani harflerin nasıl okunacağını biliyorsanız yazıldığı gibi okunuyor. Onun için Fransa'dan çok daha çileli bir telaffuz bugün bizi bekliyor galiba. Tabii ki asla okuyamayacağım. Karınca duaları da var yine şarkı adı olarak. Nedir? Böyle de başlamazsın programa. Birazdan konuya gireriz. Neden Polonya'yı seçtik? Normalde Almanya demiştik. Haftaya Cenk'le daha sağlam hazırlanıp bir Almanya'ya girişelim dedik. 2 ya da 3 hafta sürer Almanya çünkü. Onun için ben bugün bir haftada tamamen kapatacağımız, inceleyeceğimiz bir konu olsun diye Polonya'yı seçtim. Aslında biraz filler bölümdeyiz bugün yani. Anime olsak. Ya
Şeyi soracaktım size. Mehmet hoş geldin, selamlar. Akşam Day Shift'i bitirdik geçen gece. Bugün de bu yayınımız tahminen 12-12.30 gibi biter. Gece ne oynayalım? She Sees Red var, The Complex var, Bunker var, Shapeshifting Detective var listemde şu an. Alternatifiniz varsa onu da Steam'den satın alabiliriz, öneriniz varsa. Aynen Breaking Bad Sinek bölümü hesabı bu yayın, aynen. Ama yine ya güzel müzik dinleteceğim. En azından 90'larda berbat şeyler dinleyeceğiz ama 2000 sonrasında çok güzel beatlere giriyoruz en azından. Polonya için. LOL var mı LOL? Hiç. Ben de rekabetçi oyun denilen illet bende yok Ceren hiç ya. Hani soykanlar falan gibi belki bir gün hani trollüğüne oynayabiliriz belki ama ben onun için mesela şey Hello Kitty'nin bir tane yarış oyunu vardı. O tarz bir şey oynamak istiyorum mesela trollüğüne. Çok saçma sapan bir şey oynamak istiyorum böyle. Başlayalım mı ufaktan? Ne dersiniz? Abi GTA yani of o kötü RP'lere sokmayın beni ya. Size ilk olarak şöyle bir info ile geleyim. GTA 5'in online'ı benim bilgisayarım kaldırmaz ya. Şey, The Room'ları falan mı diyorsun Ceren? Onlarsa ben onları bitirmiştim ama tekrar unuttum, yani unutacak kadar eskiden bitirdim yani aslında çıktıkları dönem. Tekrar oynanabilir. Ben biraz daha adventure'lara falan gireyim kafasındayım. Olur, yaz sen. Abi şu an hesap kitap yaptım geçen. Toplamayı planladığım bilgisayar 15 bin lira tutuyor. İmkanı yok şu an yani onun. Yani laptop versiyonunda daha da yukarı çıkıyorsun. O yüzden zaten toplamayı düşünüyorum yani. Evet, nargileye bayağı bir saçma para harcıyorum, o doğru ama. O zaman şey sevgili İtopya, hiç izlemiyorsun biliyorum ama sponsor olur musun? Biz de böyle şeye başlayalım değil mi hani? Çekiliş kanallarına dönelim böyle değil mi hani? Sponsorluk için yalvaran. Hidden Folks oynamadım onu, hemen hatta şuraya alakasız lehçe rap notlarımın arasına bir not ediyorum onu unutmamak adına şu an en hızlı şekilde. Tamamdır, not aldım. Valla mümkün ya. Ceren oynanabilir yani. Hiç de benzemiyor Miraç bana bu arada. Neyse çok geyik yaptım. Giriyorum. Polonya'da hip hop biraz aslında şöyle gidiyor. Çat diye de girmezsin bu arada. Ama öyle oldu biraz. Fransa'da demiştim ya hani Grandmaster Flash, DxD gibi isimler turneye çıktıkları zaman Avrupa'da öyle keşfediliyor diye. Burada böyle bir durum yok. Ya çünkü Polonya'da öyle bir göçmen banlıyor mantığı da yok. Dediğim gibi Türkiye'ye biraz daha yakın. Halkın kafası da, ya yani yönetiliş şekli de, orada da PiS, PiS diye bir parti var. Mesela bildiğiniz, ben hani biraz araştırdığımda gördüm ama baya baya şey böyle yetmez ama evet dönemi AKP şu an orada, yani tek farkı Hristiyan versiyonu falan, baya bizim kafada. Müzik de bizim kadar kötü başlıyor bu arada hani orada da. Valla sinir bozucu komikse ben çok okeyim Ceren ya. Oynayabiliriz onu. İlk olarak ya yine mi sivrisinek ya abi, her yerde sineklikler, kapalı evde nasıl giriyorsunuz ya? Soktuğu için bu arada bununla oturuyorum, üşüdüğümden diye bugün ya. Her yerim şişirdi diye. Neyse. Dedim sinek bölümü diye. Güzel. Çok güzel. İlk olarak burada Bogna aynen böyle okunuyor, merak etmeyin. Hani bu dediğim gibi burada telaffuzlar daha kolay. Bogna Siwiaskowska ve DJ Şeysat Wow ve Wow Şeysat 600. Böyle gereksiz, çok gereksiz infolar. Bir radyo programı yapıyorlar. Bir Polonya'da birine hip hop'un büyük babası, diğerine büyük annesi deniyor. Programın ismi Color Shock. Yani bizdeki anlamla şok, evet.
Bogna kadın. Hip hop'un büyük annesi deniyor. Ve büyük anne olacak kadar yaşlı birisi de değil aslında ama şey var. İlk kez ana akımda 93 yılında rap müziğe özel bir radyo yayınına başlıyorlar. Mainstream manada ki dediğim gibi hani Polonya'da Avrupa'nın hala böyle gelişmekte olan ülkelerinden biri günümüzde. O dönem daha da zor bir durumdaydı. Hem ekonomik olarak hem yıllar boyu bir savaş durumları onların tarih boyunca oldu biliyorsunuz. Hani ve orada da bir Fransa'da şu ana kadar baktığımız ülkelerden farkı orada bu şekilde bir göçmen problemi yok. Azınlık problemi yok. Amerika'da veya işte Fransa'da siyahilerin ve Kuzey Afrikalıların yaşadığı gibi. Ali hoş geldin. Selamlar. Onun için bu Türkiye'ye biraz daha yakın başlıyor. Yani anlatılan konular o zamanki sosyal problemler yer yer ama esas başlangıcı aslında bakarsak size bir video açacağım hızlıca hepsine bakalım diye. 80'lerin sonunda sonundan 2000'lere kadar neredeyse ağırlıklı olarak punk rock ve şey disco müzikten besleniyor oradaki hip hop'ta. Ve aynen bizdeki Grup Vitamin gibi ağırlıklı olarak punk rock gruplarının parodi şarkılarından oluşuyor ilk örnekler. Tıpkı bizdeki Grup Vitamin örneğindeki gibi yani. Ozan hoş geldin. "666 EP bugün konuşulmaz. Çıktıysa yarın konuşulur abi. Yani bu yayında hayır. İlk olarak birkaç örnek dinleteyim size hatta. Gruplarımıza geçelim sonrasında da. Post Rap'in Evrimi diye bir YouTube videosu var. Oradan ilk iki örneklere bakın. Sonra size kısa kısa dinleteceklerimden de anlayacaksınız. Çünkü buranın esas güzel kısmı, müzikal gelişim gösterdiği, işte Polis Cihaz gibi bir kaynaktan beslendiği kısım 2000'lerin sonrasında başlıyor. Ve orada çok güzel, özellikle yani MC'likleri genel olarak aşırı beğenmesem de prodüksiyonunu çok beğendiğim bir ülke. İyi prodüktörler çıkardılar yani. Esas güzel müzik kısmı 2000'lerden sonra başlayacak. Alperen takip için teşekkürler. Hoş geldin. İlk videomuza bir geçiyorum. Kısaca erken dönemden örneklere bakalım hızlıca. Gerçi bu videodan bakmamıza gerek yok ya. Bir saniye durdurdum. Boş verin burayı. İsim isim gidelim çünkü ben bunların hepsini tek tek aldım zaten ya. Ceren hiç sorun yok. Görüşürüz. O zaman slaytımıza geri dönüyorum ben. Bildiğimiz ilk mainstream MC burada PM Cool Lee ciddi manada. Sonra ismini Leroy olarak değiştirdi. Meşhur sanatçılardan bir tanesi. İlk örnekler 91-92 civarında geliyor ama dediğim gibi 80'lerin sonunda rock bandlerin bizim Grup Vitamin kafası yaptığı şarkılar var mevcut. Onu ayrıca size başka bir slaytta veririm. Ama buradakiler de çok uzak değil zaten. Yani tamamen biraz punk rockçılardan geliyor çünkü. Polonya'da hip hop'un başlangıcı. O zaman ilk olarak Deyut Dam yani DJ Dam ama harf olarak okunduğu için Deyut Dam diye okunuyor. Kielce'den yani küçük bir şehir aslına bakarsak. Drugi Pokaiku geliyor şu an. İlk parça olarak ondan. Bakalım anlayacaksınız dediğim sound zaten. Drugi Pu Kajiku geliyor. Evet, fade attım. Ya çünkü bunlara çok hızlı hızlı bakacağız. Esas güzel kısım, daha uzun parça dinleyeceğimiz kısım 2000'lerde geliyor. Ve burada da ağırlıklı olarak burada bu hafta size aşırı bir albüm önerisi yapamıyorum çünkü şey var. Burada çoğu gördüğünüz grup bir albüm yapmış. Hatta o zaman işte CD de basılmıyor hani Polonya'da. Aynen 90'ların başındaki Türkiye gibi düşünün yine. CD pek görmüyorsunuz. Amerika'nın, Avrupa'nın aksine. Ya da plak görmüyorsunuz. Sadece kasetler var. Kaset kapakları burada gördükleriniz ve bir kaset yapıp dağılmış çoğu grup yani. Evet biraz deneyip bırakmışlar gibi gibi. Ondan sonra sıradaki ismimiz Bezika. BZİK şurada imleci üstünde görüyorsunuz zaten. Onlardan iki parça mı aldık? Hayır, bir parça almışım. Bir albümleri var onların da görüyorsunuz aşağıda.
EP gibi o albümde zaten kasa. Kaset olarak. Hangi şarkı geliyor? Bakayım. Evet. Sura Korentu şarkının ismi. Geliyor. 92. Bunların hepsi hemen hemen 91'de kaydedilip 92'de çıkmıştır muhtemelen yani. Daha öncesini de görmüyoruz pek bir şey. Evet, fade'imizi attım. Dürüstçe tekrar parça çalarken ufaktan konuştuk. Bizim 90'lar evet buradan daha kaliteli kesinlikle. Ama 2000'lerden sonra biraz da Avrupa etkisi herhalde bilmiyorum. Daha bir öğrenmeye açıklar ya da araştırmaya açık olduklarından mı bilmiyorum. Hani baya kalite yükseliyor. Bizdekinin tam aksi. Yani. Skulls Game Diary takip için teşekkürler. Hoş geldin. Evet, kötü New Age albümler gibi ama bu 92-91'i böyle. Polonya'nın bu arası böyle. Burayı hızlı hızlı birer örnekte kısa kısa geçeceğiz yani. Sex Packets var burada gördüğünüz. Packet pardon, çoğul değil. Sex Packets var. Kaçma diye bir şarkıları var. Bakalım. Ben ya zaten bunları çok merak edip dinleyeceğinizi sanmıyorum, o yüzden fade attım zaten de kısa kısa gösteriyorum bu kısmı. Hem hani hız kazanalım çünkü burada çok acı çekeriz yani biraz. Fazla Kagan müziği etkisi var. Chat doğru söylüyor yani. Yazdığım chat'e gitmedi mi? Ne yazdın abi? Hip hopçılar rap tarihiyle ilgilenir mi kanka? Yani. Yani şu an Kagan müzikleri erasındayız. Polish rap'in. Polska rap ya da diğer adıyla. Ve slide'ımıza da döndüm. Çok basit, çok vokaller, kötü kayıtlar. Ama bunu da dediğim gibi ülkenin ekonomik durumu da etken. Aynen bizde de olduğu gibi bir dönem. Kime geliyoruz? Evet. İlk büyük figür rap sahnesinde Polonya'da. Yine de o da 92 yılı ama diğerlerinden sıyrılıyor. Ama esas kitlelere yayılması demin dediğim gibi ilk slaytımıza gördüğümüz iki figürün oradaki öncülerinin yaptığı radyo programıyla ülke genelinde bir karşılık buluyor aslında bakarsak yani. Bizdeki yeraltı operasyonu gibi düşünün. Oradan sonra mixtape erası başlıyor orada. PM Cool D ya da sonrasında değiştirdiği ismiyle Leroy. Neyi dinleyelim? Kendisi de Kiese'den olması lazım ya. Evet, kendisi de Kiese'den. Yani burada da başkent Varşova, diğer büyük şehirler işte özellikle Krakow ve Wrocław, bu ikisi merkez diyebilirim. Ha, tabii ki diğer şeylerden de gelenler var ama şu anda mesela var olan büyük label'lar ki mesela şu an Asfalt gibi bir label'ları var. Türkiye'de ondan daha büyük bir label yok mesela. Hani o açıdan hani gelişimi dedim ya, 2000'den sonra bayağı iyi toparlıyorlar bazı şeyleri diye. Oradan örnek vereyim. O zaman ilk olarak Leroy'dan East on the Mic geliyor. Bu bahsettiğim o bayağı hit olan parça. Geliyor. Eski yayın tekrarlarımıza da YouTube üzerinde ulaşabilirsin. Her şeyi atıyorum. Ben ünlem YouTube yazayım. Discord'umuza da bekleriz. Lexalt hoş geldin. O zaman PM Cool D'den yani Leroy'dan bir parçaya daha bakalım. Aynı dönemde yapılmış. Sonra Leroy döneminde neye evrildiğine de bakalım. Leroy'u kapatırız çünkü oradan sonra. Hani yani günceldeki daha 90'lardaki, 2000'lerdeki haline de bakarız. 90'ların sonundaki ve 2000'lerdeki haline de bakarız bir. O zaman Leroy'dan I'm Back geliyor. Aynı dönemden yine. Evet, fade attım yine. Yani çünkü bunları kısa kısa gösteriyorum. Çünkü buraya uzun süre dinlersek bütün 3 dakika falan ölüyoruz burada yani. Gerçekten iyi müzikler yok. Ama etkilendikleri yerde belli gibi. Post-punk etkisi belli oluyor bir. Bir de bu dönemde dediğim gibi tam muadil değil ama bizdeki Grup Vitamin gibi hani 90'lar pop sound'un üzerine rap vokal yapmak gibi bir kafa var biraz. Çok çok ufak yerde mesela bu parçada olduğu gibi de disco ve post-punk etkisi hibrit şekilde gözükebiliyor. O zaman 95'ten bir parçası gelsin oyun. Scooby Doo parçanın ismi. Scooby Doo ya hatta geliyor. Evet, fade attım. 95'te biraz daha toparlamış. Bir de Leroy'un 99'dan bir parçasına bakalım. Yani çok merak edeceğinizi zannetmiyorum ama ben yine YouTube yayın tekrarının açıklama kısmında daha fazlasını her zamanki gibi playlistlerde bırakırım size. O zaman
Leroy featuring O'Neal, George ve Yaro'dan. Evet, ismi Yaro abi gerçekten. İleride kendisini de ayrıca göreceğiz. Impreza geliyor. 99 çıkışlı. Evet, fade attım. Leroy'un 99'daki versiyonuna da geldik. Dediğim gibi slide'ımıza bir geri döneyim ve şunu söyleyeyim. Y2K estetik, evet. Ve şey... demin demiştim ya, burada da bizdeki kadar kötü başlıyor aslında her şey. Hani imkansızlıkların etkisi var, işte etkilenilen nokta ve işte ülkenin sosyal durumu ortada. Yani çünkü öyle bir göçmen müziği, aşırı işte yanan mahalleler falan yok Polonya'da o kadar böyle. Hatta bizde o açıdan daha ateşli başladı. Çünkü Almanya'daki gurbetçiler yaşadıkları ırkçılıktan beslenerek buna giriştiler ve bizde daha bir ateşli başladı. Burada biraz daha işin eğlence parti kısmıyla yürüdü diyebilirim aslına bakarsak Polonya için. Pardon, slide'ı atladım kazayla. Ve burada Leroy'u da gördük. 92'deki kayıt bayağı kötüyken 99'a geldiğinde yine bence iyi bir MC olmamakla beraber Leroy en azından vokalini geliştirmiş. Bizde ise yine şarkı esnasında söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani 95'ten daha kötü döndü Kartal 2014'te. Ya en azından bir şeylere çalışmışlar. Hani o vizyonerlik farkı burada geliyor yani. Yok, Sam Donovan'ın daha başlarındayız. Evet, bizde günümüz çıkış döneminden çok daha kötü miyiz? Katılıyorum. Bizdeki hip hop'un Türkiye'ye gelişi bir şey yani, yanlış geldiği için kötü. Yani hip hop olarak gelmedi. Hala bir kafa karışıklığı var. En basitinden hani hala old school, new school kavgaları falan dönüyor ya, saçma sapan. Hiç kimse old school ve new school değilken bu arada yani. Evet, sıradaki grubumuz. Şu an imdeci üstünde gördüğünüz Chica Kiska. Rap'n'Roll. Ki bir iki Rap'n'Roll isminde bir iki albüm daha göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi beslendikleri yer punk rock. Post punk etkisini de sık sık alacağız. Onlardan da bir parçaya bakalım. Şifyanto Dışfa geliyor. Evet, fade'imizi attım. Aynen öyle abi. Ağırlıklı olarak Polonya'da erken dönemde etkilenen esas rap grubu Beast Boys, aynı mantıkla. Çünkü Beast Boys da hani punk köklerine daha sadık bir gruptu hatırlıyorsanız. Slide'ımıza bir geri döneyim. Buradan dediğim gibi size kısa kısa hani Leroy'a biraz ekstra girdik çünkü ilk büyük MC diye girdik. Kazik mesela aslına bakarsak Kayık. Bu Kajik diye okunuyor, pardon. Y değil. Kajik diye okunuyor. Z'ler J okunuyor lehçede. Kajik mesela, geleceğim ona da. Kajik aslında bir rockçı. Hatta günümüzde hala rock bandı var. Bayağı hala punk rock'la falan uğraşıyor ama o dönem iki tane de rap albümü veriyor. Orada da bu örneği daha net alacaksınız ama Kajik'ten önce ben Badmaster C'ye geçeceğim. İlk parçaları, onlardan da iki parça almışım. Bir Sine geliyor. İlk olarak Sine geliyor. Bakalım. Evet, fade attım. Bir parçalarına daha kısaca bakalım. Dobre Jest. O da. Nerede? 95'ten. Bu da Badmaster C'nin bu parçadan 3 yıl sonra çıkardığı parça aynı şekilde. Geliyor. Evet, fade attım. Çünkü dediğim gibi yeni gelenler var, tekrar edeyim. Yani biz bunları bu dönem en azından bakalım hızlıca neymiş, nereden nereye evrilmiş diye hızlı hızlı geçiyor. Çünkü burada böyle gerçekten Fransa'da gördüğümüz gibi bomba etkisi yaratmış bir grup henüz yok. O 90'ların sonuna doğru geliyor o gruplar. Birkaç tane var öyle grup. Ozan biz parçayı dinlerken güzel bir yere değindi. Abi punk dışında garaj, house ve hip house falan da çok etkilemiş bunları diye. Hemfikirim yani, siz de zaten duyuyorsunuzdur bunları. Henüz yok Sarkan, geleceğiz. Yani oraya geliyoruz, yavaş yavaş ilerliyoruz. Zaten bu slide'ımız Kajik'le bitecek. Varşova'dan kendisi ve dediğim gibi aslında kendisinin zaten ayrı bir rock bandı var. Ama bu dönemde o da yeni soundları deniyor. Yani Polonya için yeni soundları ve birkaç tane bu demin dinlediğimiz Chica Kiska'nın rap'n'roll kafasına yakın işler sunuyor o da. Gelsin,
92 ve 93'ten bir parça almışım. Hatta 95'ten de bir tane var ama biz ikisine baksak anlayacağız zaten. Çok fark etmiyor çünkü sanatlar. Siz de merak ediyorsanız tekrar zaten hep söylediğim gibi YouTube açıklama kısmındaki playliste daha fazlasını vereceğim. O zaman ilk olarak Jeszcze Polska gelsin. 92. Evet. Fade attım. Kajik'ten bir parçaya daha bakalım istiyorsanız. Na moje Julisse geliyor. 93 bu da. Bir yıl sonra. Evet. Fade attım. Bunda da dendiği gibi sizin de fark ettiğiniz gibi bir El Akılcay'dan aparıldı bir şeyler. ama mesela burada sampling'de güzel bir harmonika girdi falan. Bu tarz etkiler var yine. Erken dönem isimleri devam ediyoruz tabii burada. Yine bahsettiğim kafalara. İlk olarak Salem geliyor. Onlar da bir kaset çıkarabildiler. Skate isimli. Nietzsche'yle parçası. Bakalım. 93 geliyor. Evet, fade attım. Parçaya 1,5 dakika sonra girdiler. Bir, iki. Gerçekten kötü vokaller bu arada. Hani bu grubun yaşamaması biraz normal. İlerliyorum. Yine buradan parça almadık bu arada. Hani alttaki isim Bilin diye koydum. Çünkü bu tamamen parodi albümü. Tam Grup Vitamin'in birebir muadili yani orada. Zaçyer alttaki imleci görüyorsunuz. Young Gang'den de bir parça almadım. Young Gang Brooklyn'le beraber bir albüm yapıyorlar. Brooklyn'den bir parçamız var. Neydi? Chumsitopi geliyor 93 yine. Evet, fade'imizi attım. Bir milyoncu gibi albümden de hakikaten. Çünkü techno house, metal, rap, gang müzik kapağı hani bilinen her şey yazılmış kafa yani burada. Slide'ımıza geri döndüm. Hızlı hızlı geçiyoruz. Burada çünkü güzel bir yere bağlanacağız şu iki grupla beraber. Biraz daha güzel yerlere bağlanacağız yani merak etmeyin. Burada yanlış bilmiyorsam Polonya rapindeki ilk diss'i dinleyeceğiz şu an. Nagle Ataksy Pabacza, şurada gördüğünüz grup. Antiliroy diye bir parça veriyorlar 1995'te. Peugeot düet. Evet, fade attım ve burada bildiğimiz manada biraz gerçekten rap soundlarına girildi bu grupla 95'te fark etmişsinizdir. Ve şarkının isminin Antiliroy olmasından, hani lirikleri anlamadığım için ya da beef'lerin sebebini bilmiyorum yani. Ama ya, tahminimce yani bizdeki şey kafası işte abi siz hani fazla post-punk'sınız ya da fazla disco etkisindesiniz. Hani mantığıyla ve bunun ilk ana akım temsilcisi Leroy olduğu için böyle bir şarkıyla cevap verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama bu benim tahminim tabii ki yani bir net bilgi değil. Bir şarkılarına daha bakalım isterseniz. Aklaski geliyor. Yine fade attım çünkü hala yine de aynı etkiler var ama bu ya bu grup en azından benim erken dönemde beğendiğim sayılı gruplardan bir tanesi. Ama sevdiğim bir grup gelecek burada. İlerleyeyim. Kimlerden bir şeyler almışız? Born Juices. Kendileri neredendi? Şu an hatırlamadığım için bir bakacağım. Piotrków Trybilanski diye bir yer var. Gerçekten şehrin adı bu arada. Oradan geliyorlar. Onların da bir demosuna bakalım 95'te. Çok kısaca. Bir de Ballad of PG diye bir parçaları var 97'de. Bir de ona kısaca bakarız. Fade attım. Çünkü bu demo tape'in tamamı burada var. 9 dakikalık sample'lardan oluşan şekilde bu videoda. İlk resmi parçalarına bakalım istiyorsanız. 97'de çıkış yapıyorlar. 95'te demo geliyor çünkü. Ballad of PG geliyor. Evet, fade attım ama gördüğünüz gibi bu grupta şey başladı. Bildiğimiz hip hop soundlar hani en azından güncelinde yapılan sound denenmeye çalışılmış yani en azından. O dediğim post punk kafasından yavaş yavaş çıkılıyor ve birazdan zaten onu tamamen bitirecek gruba geleceğiz. Bu önemli olduğu için yaklaşıyorum oraya. Tekrar birkaç grubumuz daha var. Bakalım. Hemen yanlarındaki onun telaffuzuna bakmam gerekiyor. Vigurce Yapaçe grubu. Onlardan da ilk olarak ne gelsin? Onlar da Kiyasa'dan bu arada Leroy'un geldiği yerden geliyorlar. Libatsia geliyor. Evet, fade attım ama o erken dönemde dinlenebilecek gruplardan bir tanesi bu.
Bir parçalarına daha bakalım. Aynı grubun. Rap Sinfonia geliyor. Rap Senfonisi. Evet, fade attım yine. Kısa kısa bakacağız buralara diye. Fatlum, I don't know what's the Remo family. I don't have any idea. Sorry. Sen buraya nasıl düştün onu da bilmiyorum ama. Sana da kısaca bakacağımız bir ikili var. Bunlar da aslında parodi rap furyasından geliyorlar. Teraperzina Vizli. Miesko ilk parça geliyor. Miesko. Evet, yani ve bu grubun bir eğlenceli tarafı albümün bütün klipleri aynı arka planda abi. Bakınız, onun için bunu açacağım. Olacak o kadar yani, gerçekten olacak o kadar deyiz Serkan. Bak tekrar geliyor. Bu da başka bir parçaları. Yani sadece hani biliyorum, değineyim diye aldım listeye yani. Yoksa dinlenecek bir taraflar olduğunu düşünmüyorum. Geldik bahsettiğim gruba. Kaliber 44. Yani Lehçe okursak biraz zordu ama dur. Kaliber Sterje Shipstere diye okunuyor. Sterje Shipstere 44. Ne de zor değil Allah aşkına ya. Of. Fransızcadan kolay kabul. İlk parçaları gelsin. Normal Neo Tape Proje. Geliyor. Evet, fade attım. Ozan demiş ki kafiye olarak bar sonuna zebercet ekle sırıtmaz diye. Yok ya. Ya Kaliber 44 uğraşmayacağım lehçesini okumakla. Kaliber 44 gerçekten hani orası için, yani bizdeki muadiliyle daha net anlatayım. Amerika'daki bir etki olmuyor. Bizdeki nefretin yaptığını yaptı diyebilirim. Hani böyle bir diyor bu. Hani biraz burası şekillendirdi aslına bakarsak, ama daha sonra bir iki grubumuz daha var. Esas günümüz sound'unu onlar şekillendiriyor da, erken dönemdeki bu yarı house, yarı techno, yarı post-punk etkili sound'dan çıkılmasına ön ayak olan grup bu diyebilirim yani. Evet, bunların 96 albümü de iyi. Oradan bir parça geliyor şimdi, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da meşhur parçalarından biri. Film. Geliyor. Evet, fade attım. Ya bu dönemde benim en severek dinlediğim erken dönem Polonya için bu grup var. Değil mi Burak? Burada incelemediğimiz bir grup kalmadı. Zaten bugün fazla slaytımız yok. Dördüncü slayta geldik. Toplam 10 slayt var. Buradan sonrasında biraz eğlenmeye başlıyoruz, merak etmeyin. Buradan sonrasında şu slaytla beraber daha güncel güzel soundlara geleceğiz. Burada yine kısa kısa gideceğiz biraz. Trials X, Krakow'dan geliyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Yo, Varşova'dan geliyorlar. Pardon. Krakow'un öncüsü bir sonraki slaytta, pardon. Trials X Varşova'dan geliyor. Onlar da öncülerden bir tanesi. Polonya'nın önemli gruplarından bir tanesi. 91'de kuruluyorlar. Ama kayıtlar 91'de, bir demo var. Şurada görürüz. Demo tape var bir tane. Ama esas albüm bu. 95'te gelen albüm. Hatta oradan ne gelsin? Yara Yara geliyor 94'ten. Evet, fade attım. Gerçekten benziyor Wars bu arada. Mehmet. Bir parçalarına daha bakalım isterseniz. Açtım hemen, pardon. Durdurdum, merak etmeyin. Pravda. Hayır, bu Pravda değil. O nerede? Aa, onu almamışım galiba. Süper. Neyse, bu da kötü parça değil. Şu şey Lepiej. Geliyor. Evet, Wars başlığı ne kadar güzeldi ama yani Lehçe biraz da hani kulağa gerçekten rahatsız edebilen bir dil yer yer ya. Onun da etkisi var. Hani ben 2000'lerde çok beğendiğim kısım geliyor derken de ağırlıklı olarak beatleri kastediyorum. Hani vokaller çoğu zaman Lehçe rap'te beni açmıyor, haberiniz olsun. Ama hani beat kafaları birazdan 2 slide sonra göreceksiniz, baya güzel değişiyor yani. Slide'ımıza dönüyorum. Trials X'e de baktık çünkü. Has Yok diye bir grubumuz var. Nereli olduklarına dair bir bilgim yok. Gangsta isimli parçaları geliyor.
Ya ben bir ırkçılık görmedim Miraç bu arada. Fade attım da hani seni Polonya ırkçı derler demişsin de ben gittiğimde hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım ya. Anlatırlar evet ama hiç yani. O zaman has yoktan bir parçaya daha bakalım. Frederick'i geliyor. Hızlıca. Aynı albümden. Evet, fade attım. Hala mesela has yokta da o punk kökleri hala görüyorsunuz. Yani bunlar da 95-96 tabii hala yani onun da etkisi var. Üç hafta sonra falan. Bu hafta özellikle lehçeyi aldık. Hani filler bölüm gibi olacak bu. Bir haftada bitirebileceğimiz bir Hip Hop 101 yapalım dedik bugün. Haftaya detaylı bir Almancaya başlıyoruz Cenk'le. O 2 hafta sürse Almanya'dan çünkü direkt Türkiye'ye köprüyü çekeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde başlayacağız yani. Hani daha iyi hazırlıklı gelelim diye Almancayı yapacaktık normalde bu hafta. Öyle planlıyorduk ama onu haftaya attık. Bugün de filler olarak ben Avrupa'dan lehçe rap sahnesine bakalım, Polonya sahnesine bakalım dedim. Zaten Türkçeyi bitirdikten sonra bu sefer Amerika'da daha farklı konulara gireceğiz yani. Bu Avrupa kafasında biraz çıkarız, tekrar Amerika'ya bir döneriz. Hip Hop 101'lerde. Mesela detaylı bir Wu-Tang ve Affiliate grup incelemeleri yapacağım mesela. Tanıtım gibi. Slide'ımıza dönüyorum. Sıradaki ismimiz Julo. Nasıl okunduğuna dair bir fikrim var mı? Yazmış mıyım daha doğrusu şeyini? 19'u nasıl okunuyor onu bilmiyorum. Ona bakmaya çalışıyorum. Julo değil gerçi. J'ler Y okunuyordu. Julo kendisi. Evet yazmışım. Gelecek parçasının ismi Maşlat Şeveçnaçye. Şeveçnaçye 19 demekmiş. Geliyor. 96 çıkışlı. Evet, fade attım yine. Hızlıca geçeceğiz burayı. Yaklaşıyoruz bahsettiğim yere. Sırada ise SSKator grubumuz var. Onlardan da bir parça almışım. Brazil parçanın ismi. 96 çıkışlı yine geliyor. Fade attım. Çünkü gerçekten kötü rap bu da. dürüstçe. Ne almışım hemen akabininde? Soldiers of Darkness'ı almışım. Onlardan Crop Dusty parçası gelsin. Bir parça. 96'dan. Hatta attım yani. Yani çünkü bu dediğim gibi bu dönem forum dönemi Türkçe rap'e çok benziyor. Hani kalitesizlik bazında. Üzgünüm. Sıradaki grubumuz Ciem Nastroniasta geliyor. Onlardan ne gelsin? Ostatni Zmiş geliyor. Evet yine fade attım. Sıradaki isim Karamba. Evet diğerlerine kıyasla vokal de daha iyi ama yani yine bizi çok açmayan yerlerdeyiz açıkçası. Burada bir parçasını sevdiğim bir isim var. Karamba 96'daki Boom Bang parçasına bir bakalım. Sonrasında da 2001'de klibiyle Vatos Locos Klan parçası gelecek. O zaman Karamba'ya bakıyoruz şu an. Haydi bakalım. Evet, fade attım. Karamba bu arada Krakow'dan geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de dediğim gibi diğer parçası bundan 6 yıl sonra gelen Vatos Locos Klan parçasına bakalım bir de. VHS videoymuş klip bu arada. Of, kalitesiz göreceğiz. Evet, fade attım. Ya gerçi Shape of My Heart'ın sample'landığı çoğu beat'e düşerim ama bunda o yanlış sample'lama çok belli oluyor. Duruyor sample tekrar hani bir saniye kadar böyle pardon böyle yarım saniye kadar bir duraksıyoruz. Tekrar başlıyor loop. O biraz üzüyor burada. Ama The Message herhalde Shape of My Heart'ın en iyi sample'landığı iş diyebilirim. Sırada bir grubumuz daha var. Buster Hood. İsimleri baya bir rap vibe'ı verse de aslında sound'da galiba çok onu almıyordum. Yo alıyorum bunda pardon. Bir şarkılarında almıyordum da. O vibe'ı aldığım bir şarkıları gelsin 96'dan. Bav Bav Bav. Bildiğiniz burada da şey araklanmış biraz. Bav Bav'ın Lil Bav Bav Yuppie Yuppie baya birebir yani nakarat. Bakın gelsin. Evet fade attım. Kötü bir parça değil. Bir parçaları daha var ama onda bu kadar bahsettiğim rap etkisini almıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Ya da açmayıp ben size onu ya da şeyde veririm ya. Playlist'e veririm hız kazanalım. Çünkü daha gece oyun oynayacağız beraber.
Madrapız'dan Gangsta isimli bir parçayı aldım. Onlar da çok iyi değiller ama bakalım. Geliyor. Bu özellikle geçiyorum çünkü 58 dakikalık bütün albüm burada linkte var. Introdan sonra zaten direkt dediğim parçaya giriş yapıyor. Gangsta parçasına. Ve Coolio'nun birebir aynısı yani. O da üzücü bir durum tabii kendileri açısından. Evet. Kasa, yani Kasa diye okuyacağımız bir isim var. Sırada. Oradaki pop rap öncülerinden bir tanesi. Parça aldım ama geçiyorum. Hani yine kötü dinlemeyelim. Sevdiğim diyebileceğim bir gruba geldik. Slumz Attack. Nispeten erken dönemde sevdiğim gruplardan bir tanesi. Bakayım ne almışız. Poznan'dan geliyorlar. Çasp Semiya ilk parça geliyor. Evet, fade attım. Bu da 96. İlerleyen dönemde grup üyesi Peja tek başına bayağı bir popülerleşiyor Polonya içerisinde. Peja'nın solo parçasına bakalım bir de isterseniz. Ne gelsin? Moi rap moja resev... Ne? Nasıl okunuyordu bu ya? Moi rap moja resevistoych geliyor. Öf, geldi. Evet, fade attım. Slide'ımıza dönüyorum. Sıradaki isimden bir şey dinlemeyeceğiz. 2009'da öldü. Bolek, Krakow sahnesinin öncülerinden bir prodüktör kendisi. Yanında hemen slide'da yanında gördüğünüz fotoğrafta diğer grubumuz var parçasını dinleyeceğimiz. Onlar da Krakow'dan geliyorlar. Osaçeni grubun ismi. Parçanın ismi de Krakow. Geliyor. 96 yine. Evet, fade attım. Sıradaki grubumuz ama sadece grup üyesinin bir fotoğrafı var internette. Underground'das. Onlar da Krakowlu. Da Zahar da ya ilk parça geliyor. Demo tape yine. Öf, dinlenebilirliği yok bunların ya gerçekten bu arada. Hani buradan nasıl o güzel yere evrildiler hala anlam veremiyorum. Sıradaki grubumuz Youth Against Scum. Kısaca yaz. Öyle yazıyorlar. Zona X 96'dan geliyor yine. Evet, geçtim. Bunu da geçtim. Hızlı hızlı gidiyoruz çünkü gerçekten zor. Jean Mario da bir prodüktör. Almadım. Onlarda da Nomad var. Bir parçasına bakalım hatta. Blood Tactics Nih geliyor. Evet, fade attım. Bu 2011'de yine düzgün bir en azından beat var altta yani. Vokal kayıtları artık düzelmiş durumda. Parça açmayacağım bir isim var. Drip, böyle bir grup var. Onlar da yine bahsettiğim bu post-punk etkisindeler. Geldik yine önemli gruplardan bir tanesine. Solo üyeleri daha sonra dağılıp bayağı bir gruba örnek oldu. 3X Clan. Onlardan da neye bakalım? Mikolov'dan geliyorlar şehir olarak bu arada. Pozitivka geliyor. Evet, fade attım. Sıradaki grubumuzu ben seviyordum. RHX İngilizce okunuyor. Bunlardan 3 parçaya bakarız çünkü gerçekten dönemi için güzel müzik yapıyorlardı ya. İlk parça geliyor, Bitva. Evet, fade attım. Diğer grubumuz yine diğer grubumuz pardon diğer şarkısı aynı gruptan Zayavka geliyor. Evet. Bu slide'ımızı bitirdik. Son 4 slide'ımız. Değil mi? Evet. Burada en başta Trzeha olarak başlayıp ondan sonra Warszawski Deutsch olarak devam eden grubumuza geliyoruz. İsim değişikliğine gidiyorlar. İlk parçaları gelsin. 99'u nasıl telaffuz ediyordum? Sayılar yok çünkü gerçekten üzgünüm. Ben de. Ha yok, oyalıyımız. Juzot geliyor ilk parça olarak. Evet, kendilerinin biraz daha eski bir parçasına bakalım. Alüminyum geliyor. Bu gruptan bir parça daha dinlenir bence. İyiler çünkü.
Kısaca ona da bakalım. İlerleyelim. Geliyor. Evet, fade attım. Bu benim sevdiğim gruplardan bir tanesi bu arada. Sunuz var. Çok erken dönem demoları var. 99'da bile demoları var ama yine bir bakalım istiyorsanız bir parçasına. Razemsir geliyor. Evet, fade attım. Grup aslında 3 kişi bu arada ama FMC'nin fotoğrafı hiçbir yerde yok. Zaten grubun da sadece bir fotoğrafı var internette. Beraber o da bu. Sırada günümüzde de popüler olan isimlerden biri geliyor. Sobota. Ne gelsin? Preprasham geliyor. Mümkün vizyon. Bu arada Sobota bence iyi müzik yapıyor. Yani bu parça kötü değil mesela pop rap kategorisinde. Bir parça aldım. Eve geldik güzel gruba. Buradan sonra açılıyoruz abi. Gerçekten inanın. Gramatik. Şeyle karıştırmayın. Yugoslav asıllı prodüktör vardı ya bir de Gramatik diye. Türkiye'de bayağı popülerdi bir ara. Evet, lehçe biraz zor bir, hani tahammül etmesi zor bir dil akşam hemfikirim. Bu o Gramatik değil. Bunlar Varşova'nın köklü gruplarından ve sampling mantığıyla Polonya hip hopunda bir ufuk açıyorlar biraz. Bunu söyleyebilirim size. Çünkü polis daha önce de yer yer örneğini gördük ama bu grup ağırlıklı olarak polis caz ve normal bildiğimiz klasik cazı sample'lamaya başlıyor ve bir anda bu grubun etkisiyle baya güzel müzikler dinlemeye başlıyoruz. Evet bu arada bu 2M, evet o normal gramatik, bu gramatik. Yani mesela 2000'ler dönemine bakarsak şu an Polonya'nın 2000'lerine giriyoruz. Gramatikle 99 yılına geldik şu ana kadar daha. Yani Sobota eski bir isim ama yeni parçasına baktık. O istisna tabii de. Birkaç isimle onu yaptık. Çünkü eski parçalarında tahammül edilmiyor pek. 2000'lerin başındaki döneme bakarsak, bizde Rap Üstatların falan çıktığı yıllarda, yapıldığı en azından kaydedildiği yıllarda, orada bu çıktıysa bu oradan üstün yani. Ama günümüz ticari boyut olarak bakıyorsak, Almanya, Fransa, Avrupa bazında tepeye oynuyorsa, arkasından Polonya gelir, Çekya gelir. Çünkü büyük label'lar var abi. Bizdeki gibi hala ufak ufak değil. Bizde olay yanlış başladı, çok kötü manipüle edildi ve berbat bir hale geldik. Yani çok çok daha umut vaat ediyorduk aslında yani Türkçe rap bazında biz. Ama bizim ülkede genelde vasatlık sevildiği için. Yok yani bu soru toksik soru falan değil Musa abi ya, bence güzel bir soru. Evet, gramatik. Friko geliyor ilk parçamız gramatikten. Buradan 3-4 parça dinleteceğim ve grup üyesi Eldo Returners'la falan da çalıştı. Yani şey, Returners'la mesela İleride slide'da da göreceğiz. Polonya'dan çıkmış bir prodüktör diyorsun ve Elda Sensei'lerden Artifex'lere, işte onun dışında Amerika'da hatırlayabileceğim Brand Nubian üyeleriyle falan çalışıp ortak projeler yaptılar. Ghetto Saks'la çalıştılar. Ghetto Saks da Juno ödüllüdür. Yani Kanada'nın Grammy'sini almış bir sanatçı falan. Hani Polonya'dan daha sonra şu ana kadar çok kötü gittik. Bir süre sonra prodüktörleri baya vizyoner çıkacak yani. Onu göreceğiz. O zaman tekrar ediyorum. Gramatik Friko geliyor ilk parçamız olarak. Fade attım. Azıcık bilgi vereyim. Bu parça 99 albümünde mesela. Bir sonraki dinleteceğim de aynı albümde. Ben de hatta albümün enstrümental CD'si var hatıra olarak almıştım Polonya'dayken. Şey, 99'da şu ana kadar dinlediğimiz işlerin arasında bunu dönemine göre bakarsanız siz de fark edeceksiniz. Diğer gruplardan bayağı farklı bir müzik yapıyorlar yani. Onu siz de fark etmişsinizdir. O açıdan öncü olarak aldım ve Eldo'nun günümüzdeki işlerinden de aldım, fark edeceksiniz. Ha Burak, takip için teşekkürler, hoş geldin. Ben seni görüyordum ya, sen takip etmiyor muydun? Pamietam yine aynı albümden geliyor. Ondan sonra Eldo'nun solosundan da 2-3 parça dinleyelim. Günümüzde daha güncel olarak daha net anlayacaksınız. O zaman Gramatik'ten Pamietam geliyor. Evet, fade attım. Bir de Eldo'nun ileride yaptığı daha solo işlerine bakalım istiyorsanız. İlk olarak Polonya için klasik diyebileceğim bir parçası geliyor, Granice. Evet, fade attım. Eldo'dan bir parçaya daha bakalım hadi. Hangisi gelsin ya? Üçünü de seviyorum aslında ama hadi bu gelsin.
Evet, fade attım. Eldo benim en sevdiğim rap sanatçılarından bir tanesi OSTR ile beraber açıkçası. Ki OSTR zaten şu an oranın en büyük main act'i zaten. Size Eldo'dan vakit kazanalım, çok ikiye uzamasın yayın falan mantığıyla hızlı hızlı geçiyorum. Ama Eldo'dan ben size playlist'te bayağı parça bırakırım. En çok ondan bırakırım muhtemelen yani. Aynen, şapka seçimi böyle biraz Fransa'da da şey vardı ya, Paris şapkam falan vardı, ona göre seçtim. Böyle turistik gittiğim yerlerden ben şapka toplamayı seviyorum çünkü. Hiç bunları hesap ederek yapmamıştım ama denk gelince niye olmasın ki demiştim yani. Diğer grubumuz Staremi Jasto, başkent demek. Varşova'dan geliyorlar zaten. Gramatiğin etkisi burada başlıyor. Birazdan göreceğiz diğer gruplarda da. Staremi Jasto'dan Minuti gelsin o zaman. Ama farkındaysanız kliplere kadar şey izledi. İyi gidiyoruz. Yani kalite arttı yani. O zaman bir de onlardan Showbiz'i alayım ben. Staremi Jasto'dan. Bir de ona bakalım. Evet, fade'imizi attım. Tinkadelic var sırada. Onlar da Varşova'danlar. Pokasi parçanın ismi geliyor. Pokasi. Fade attım ama mesela bu grup şeyin örneği bayağı artık geç görüldü ama 2000'lerin başında artık 90'larda başlayan aslında bu eksperimental soundları, abstrakt denemelerini sound olarak farkındasınızdır. Bu grupla görüyoruz ilk kez şu ana kadar. Çünkü açıkçası bu slaytlarda bugün kronolojik gidiyorum biraz. Günümüzde de popüler olan isimlerden biri var sırada. Malolat. Pezet'le olan parçası gelsin. Pragniz. Bunu yanlış okuyor olabilirim. Geliyor. Yok arada ritim kaçmıyor ya. Malolat kaç ya, daha çok şu an Malolat'ı değil Pezet'i dinliyoruz da kaçırmaz yani. Miraç dediğim gibi buradan sonra güzelleşiyor. Hatta size benim çok sevdiğim Polonya'nın The Roots'u dediğim bir gruba geleceğiz son slide'da. DJ Plash var Krakow'dan. Mükemmel müzik yapıyor o mesela. Ya güncel sound bu mesela zaten. Sırada Ziplat var. Bunu yanlış okuyor olabilirim, bir notuma bakayım. Yo, doğru okuyorum. Varşova'dan geliyor. Gipslat. Onlar da büyük gruplardan bir tanesi. İlk parça Dokurev geliyor. Hızlıca bunu da keşfedelim madem. Evet, fade attım. Bu bayağı sevdiğim bir grup bu arada benim de. Bir parçalarına daha bakalım isterseniz. Pravini geliyor. Pravini. Evet. Ya, yanlış okuma ihtimalim çok yüksek lehçede yani, çok takmayın. Evet, fade attım. Hız kazanalım mantığında yine. Sırada bir albüm yapıp aynı isimli grupla aynı isim taşıyan Pneumatik grubu bir albüm yapıp dağıldılar. Onlardan da bir parça dinleyelim. Ne gelsin? Klipli bir şey gelsin. Namisalem geliyor. Evet, ben YouTube'daki tekrarda size daha fazla isim veririm. Mutlaka. Daha fazla isim diyorum. Daha fazla parça veririm. Sonuç slaytımıza geldim. İlk grubumuz Neon. Mr. Polska abi kasıtlı almadım ya. Çünkü çok troll yani. Gerçekten o yüzden almadım. Yoksa klasiklerden ama şeyde veririm. Playlist'te bir iki parçasını veririm. Çünkü en başta nereye dahil edeceğimi çözemedim yani. Çünkü oranın Recep İvedik'i falan o adam yani. O zaman Neon grubundan da bir parçaya bakalım. Atopasi geliyor. Fade attım. Akçay, DJRs yarın yayında bakacağız. Bugün şey yapmıyoruz hani, konsept gittiğimiz için yarın yayında çıkmış bütün işlere bakacağız. Yarının ekmeğini bugünden yemeyelim. Mali'yle bakarız. Aynen, yarın Türkçe rap. Evet, tonlama bana da garip geliyor bu grupta genel olarak ama zaten onlar da bir albüm yapıp dağıldılar. Sırada bir prodüktörümüz var. Imate. O da güncel Polonya sound'una, Leh sound'una yön veren isimlerden bir tanesi. OSTR'ın Asphalt Records'ı kurarken partneriydi aynı zamanda, yanlış hatırlamıyorsam. Parça dinlemeyeceğiz, bilin diye gösterdim. Önemli bir prodüktör. Size dediğim grup da burada. Ona gelince bayağı mutlu edeceğim sizi. Sırada Leh. Polonya'da abi konser verdik iki tane ama hiç çalışma şansım olmadı. Ha, mesela bizzat tanıştığım kim oldu benim? Buradan Eldo ile bizzat oturup ya 5-6 dakika İngilizce biraz sıkıntı
Leh taraflarında da, Lehlerde de, Polonya'da falan. Ayaküstü 5 dakika konuşma şansım oldu. Freedom Plash'le aynı sahneyi paylaştık. O kadar. Bir de Molesta'dan bir grup üyesiyle plakçıda karşılaşmıştık ama hani adam İngilizce bilmiyor. O yüzden şey yok. Geleyim. Bir de zamanda bilmiyorum da Polonya'dan biri beat almak için ulaşmıştı ama bizde PayPal yok, onlarda Western Union yok diye transferi yapamamıştık, olmamıştı. Beatleri beğenip SoundCloud'da keşfedip gelmişti. Alamamıştı. Sırada Yaro var. Daha önce de ismini bir kere duyup güldüğümüz bir abi. Pop rap'in önemli figürlerinden bir tanesi Polonya'da. O zaman ilk olarak Yaro'dan ne gelsin? Rowery Dwa geliyor. Yanlış okuma ihtimalim çok yüksek, takmayın. Evet, fade attım. Yaro'dan bir parçaya daha bakalım. Yes Pelnia. 97. Geliyor. Evet, bilin diye aldığım isimlerden biri. Hızlıca fade attım onun için. Merak edenler zaten playlistten ulaşacaklar. Parçalara, slide'ımıza geri dönüyorum. Cathedral Hill. İsmin Cypher'ı ile benzerliği peki. Onlardan 96-97 işleri gelecek. Evet, Olexes'e benziyor bu arada. Cenniçe geliyor 97'den. Fade attım çünkü bu da çok iyi bir grup değil ama bilin diye aldım. Sırada çok iyi bir grubumuz var. Kısaca Molesta diye bilinen Molesta Evenement grubu. Burada zaten mesela burada gördüğünüz bazı CNA, Chada gibi isimlere şeyden girmeyeceğim. Onlar çünkü Ziplad'ın üyeleri. Sokol da aynı şekilde burada göreceğiniz. O yüzden onları sadece ekstradan solo olarak da başarılı olduklarını anlatmak için aldım. Size playlistlerde onlardan parça vereceğim ama onlar Ziplad'ın üyeleri olduğu için aslında vokallerini duyduk. Onun için onlara ekstra girmeyiz. Emir'cim hoş geldin. Molesta'dan devam edeyim ben. Onlar da emin olmamakla birlikte Varşovalılardı diye hatırlıyorum. Ama Poznan da olabilir ama galiba Varşova'ydı. Köklü gruplardan bir tanesi. Bayağı popülerler Polonya'da. Ve ben soundlarını da beğeniyorum. İlk olarak Müzika Miasta gelsin. Evet, fade attım. Bu erken dönem işleri. Şimdi güzel işlerinden iki tane açacağım size. Cemal Diyetli fade attım. Şarlöran haftalık yarın Mali ile beraber yapıyoruz onu. Bugün Almanca'ya haftaya başlarız. Daha derli toplu başlarız dedik Cenk'le. Cenk konuğum olacak Almanca yayınlarımda. 2 hafta falan sürer o muhtemelen. Bugün bir haftada bitirebileceğimiz bir konu seçmek adına Polonya hip-hop'a bakalım dedik. Bayağı bir acı çektik başlarda. Çünkü yeni geldiğin için tekrar edeyim, özet geçmek için yeni gelenler için. Polonya hip-hop'ta daha önce baktığımız Avrupa ülkelerindekinin aksine bir göçmen problemi, işte eski sömürgecilik gibi bir durum olmadığı için o şekilde ilerlemedi. Hani bildiğimiz gibi bir ilerlemedi. Biraz daha disco, house müzik ve post-punk etkisinde ilerliyor. 90'ların başında ve aşırı bir rock etkisi de var yani orada. Oradan ve fakir bir ülke malum, sosyal durumları falan hala bizden iyiler gerçi. Eskiden ben gittiğim zamanlar Türk lirası Zloty'den değerliydi. Artık Zloty Türk lirasından değerli gerçi. Avrupa'nın fakir ülkelerinden biri olduğu için hani kayıt kaliteleri falan kötü mantığıyla biraz Türkçe rap'in forum dönemine çok benzeyen bir ilerleme gördük. Ama işte 2000'lere kadar sabredin dedim. Sabreden 13 kişiyle şu an buradayız. Kaçtı gerisi. Şu an mesela çıtanın yükseldiği, özellikle prodüksiyonların çok lezzetli olmaya başladığı yerdeyiz yani. Bu parçayı çok seviyorum. Linkini de attım. Molesta'dan bir parçaya daha bakalım. Vidyalem Zetak Bezi. Ya da Yetak Bezi. Af, okuyamıyorum bunu, geçtim. Parça geliyor da ben ısrar etmeyeceğim yani. Random harfler işte. Evet, fade attım hız kazanmak adına. Molesta'yı tavsiye ederim. Sevdiğim gruplardan bir tanesi. Bir albüm yapıp dağılmış ama dağıldıklarına kısmen üzüldüğüm bir grup geliyor sırada. OMP ya da OMP lehçe okursak. Dobro Oferta parçanın ismi geliyor. Evet, fade attım. Şimdi size çünkü çok sevdiğim bir grup gelecek. Onların parçalarını uzun uzun dinletmek isterim. Flu şurada gördüğünüz.
Bir albümleri var. DJ Plash'in bende hatta bir plağı falan da var. Plash benim Krakow sahnesinden beğendiğim, caz kafası da bayağı olan bir DJ. Flu tamamen bir enstrümantal grup aslında ama şöyle bir de farkları var. Mesela bu benim için Polonya'nın The Roots'u onlar. Canlı klavyeler çalınıyor, gitarlar canlı, bateristleri var, DJ'leri var. Ve Amerika'dan Odyssey falan gibi isimlerle de paslaşıyorlar sık sık. Beraber işlerini görüyoruz. Henüz bir albüm yaptılar. Taze bir grup sayılır. Grup üyeleri aslında farklı gruplarda geçmişten bu yana uzun süredir kariyer yapmış olsa da. Çok sevdiğim bir parçasıyla girelim. Holy Mountain geliyor. Enstrümantal parça ama prodüksiyon kafasını anlayacaksınız. Dediğim olaya şimdi giriyoruz dedim. Girdik zaten de iyi bir örneğini getiriyorum size şu an. Flu'dan Holy Mountain geliyor. Evet. Plash'ın hatta Pause Boutique'te Krakow'un büyük plakçılarından bir tanesi. Bir dükkan açıkken yaptığı arkada Krakow manzarası olan bir live session'ı da var YouTube'da. Çok çok güzel bir DJ'lik yani. Flu'nun bir de aynı albümle aynı ismi taşıyan Influence parçasına bakalım. O da enstrümental. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde Odyssey'nin vokalleri vardı ama. Çok severim ama fade attım, hız kazanalım. Çünkü daha bir gibi bitirmeyi planlıyorum ki oyun oynayabilelim rahat rahat. Çünkü yarın da hafta içi. Sizi 5-6'ya rehin almayayım. Gerçi keyifli gidiyor oyunlar, hani film mantığı da. Sıradaki grubumuz Acetaholics. Onlar da erken dönem gruplarından ama yine grup üyelerini ileride solo olarak da göreceğimiz için ona orada mesela bazı üyelerine bakmayacağız burada gördüğümüz yer şeylerde. Ama bir, toplu bir parçalarına bakalım isterseniz. Ne geliyor? Naspizia geliyor. Evet, fade attım. Güzel bir grup. Listemde bir parçası daha var ama size dediğim gibi YouTube playlistlerinden veririm. Oradan parça seçmek için de yayını severseniz de girip bakabilirsiniz. Bir öncekiniz şarkı ismi abi Flu Influence. Yazayım sana chat'e. Linkini daha erken isteseydim direkt linki atardım da tekrar şeyi bozmayayım dedim. Playlisti bozmayayım. Borikson önemli figürlerden bir tanesi. Günümüzde en azından Polonya için. Bir parçasını aldım. Parçanın ismi Jackie Chan. Bakalım. Ben çok beğenmiyorum bu arada kendisini ama bakalım. Ama Polonya'da popüler bu ara. Rica ederim. Evet, fade attım. Miraç beğendiğin arkadaş aslında parçada düeti olan Reto. Fazla bir diskografisine ulaşamadığım için ayrı slide'da ayrı yer vermedim. İkinci giren ve nakaratı okuyan abi Borikson. Ben Borikson'u çok beğenmiyorum. Reto ondan iyi bu parçada. Linkini attım yine sevdiysen. Parçayı değiştirmeden. Chada ve CNA'yı beraber zaten şeyde daha önce de söylemiştim size. Ziplat grubunda duyduk. Onun için onlardan solo bir şey açmıyorum. Ama özellikle Chada bayağı popüler bir isim. DJ Dex ve DJ Kostek'ten de parçamız yok. Turntablism'in önemli isimlerinden kendileri, ikisi de. Biri Krakow'dan, diğeri Poznan'dan. Mesela işte bu gelişimden kastım bu. Bizde çok paralel başlıyor, hatta bizden kötü başlıyor Polonya ama mesela bizim ülkede turntablism ölmüşken orada yaşıyor. Yani bahsettiğim vizyonerlik, sanatsal bakış açısı biraz bu yani. Donio, demin onu da Acetholics'te dinledik. Ayrı bir parçasını açmıyorum o yüzden. Şu abi. Fu'ya bakalım ama. Retrospekçe geliyor. Fu da böyle FU ya da bence ortalama bir MC. Çok bir şey esprisini görmüyorum. Glaka'da daha önce değindiğimiz Rock Band ekolünden gelen ama yine ara ara rap kayıtları da yapan bir isim. Görüntüsünün aksine çok da mumble rap ekolünde değil ama çok sevmem. Bilin diye aldım. Parça listemde var ama şey de vereceğim. Playlist'e vereceğim. Çünkü çok iyi bulmuyorum kendisini. Inespe. Kontakt parçasıyla gelsin. O da Varşova'dan. Fade attım. Ama kendisinin daha güncel bir parçasına da bakalım. Bios Yeni geliyor.
Evet, fade attım. Sıradaki ismimiz Jetker. Bir parçasını aldım. O da popüler isimlerden biriydi bir dönem. Ama artık galiba rap müziği bırakıp tamamen oyunculuğa yönelmiş bir isim. Dizyaniki Rapera geliyor. Fade attım. Kötü değil bence bu arada ya. Sırada yine bir grubumuz var. Kasta. Kasta diye okunuyor yanlış bilmiyorsam. Hecelersek. Hata yapmış olabilirim. Periphery parçanın ismi. Geliyor. Evet, çok sevdiğim bir grup. Ya şey var. İlk olarak fotoğraflarını ben araştırırken zamanında şu fotoğraflarını görünce ya yok ya bir şey çıkmaz diyordum. Çok büyük yanılttılar beni yani. Genel olarak beğendiğim bir grup. Sırada OSTR var. Lehçe öyle okuyorlar onlar. OSTR ya da. Siz Polonya'nın şu an main act'i yani Polonya'nın kul savaşı diyebilirim kendisi için ya da cezası diyebilirim Türkiye için. En popüler ismi. Aynı zamanda demin gösterdiğim prodüktör Imade ve Hades ile beraber Asphalt Records'ın öncüsü, kurucusu. Ki Asphalt şu an Polonya'da baya popüler. Hatta Defşen Polonya açılıyor ama Asphalt ondan daha önde gidiyor öyle söyleyebilirim. Hani baya büyük bir label o yani. Baya büyük paralar kazanıyorlar orada. Siz daha çok onu Marco Polo ile yaptığı albümlerden biliyorsunuzdur. Ve kendisinin aslında erken dönem bir de grubu var. Yayını aslında onların parçasılaştık. Onu göstereyim size. Tabasco grubun ismi. Grubu oydu ama solo olarak daha büyük işler yaptılar ve Tabasco'nun zaten açılış parçası olarak Tabasco'yu seçtiğim için tekrar Tabasco dinlemeyiz muhtemelen. Ama parçalarını bırakırım ben size playlistlerde. OSTR da Varşova'dan geliyor. Yanlış bilmiyorsam. Hayır, pardon, Lodz'dan geliyormuş. Yanlış biliyormuşum. Ama Asfalt'ın merkezi ve dükkanları da yoğunluklu olarak Varşova'da. Başkentte. O zaman ilk olarak OSTR'den Hades'te olan düeti Psikolojiya Tumu geliyor. Kesin çok yanlış okuyorum. Le Tumu gibi bir şey. Tulumu pardon. Neyse geliyor. OSTR'nin en sevdiğim parçalarından biri bu ama hız kazanmak adına fade attım. Çünkü kendisinden daha fazla kısa kısa daha fazla parça göstereyim istiyorum. İkinci parçamız OSTR'den gelecek. Koçana Polsko geliyor. Evet, buna da fade attık. Monokrom istendi, listeme almamıştım. Ya yani şey de verecektim, playliste verecektim sevdiğim parçalarından biri. Ben Marco Polo ile olan iki parçasını daha açacaktım. Hatta öyle gideyim yine. İlk olarak OSTR ve Marco Polo'nun Cartagena parçası geliyor. DJ Hem düeti. Onu da eklerim. Burak, sorun yok. Hatta ben linkini bulayım diğer taraftan. Evet, fade at. Abi şeye katılıyorum. Fade attım. Burak yayın başında dili beğenmeyenler vardı. Bence çok iyi demişsin. Ben de beğenen taraftayım ama şey var. Şunu anlarım. Abi aşırı sessiz harf bir arada bu dilde gerçekten ve telaffuzlar bazen yorabiliyor hani. Sürekli bir fıs fıs falan gibi böyle saçma sapan şeyler yapıyorum şu an ama böyle bir fısıldama muhabbeti var yani. on biraz rahatsız ediyor olabilir insanları anlarım ama bir de şey var. Tekrar burada bir araya gireyim. Tekrar edeceğim kendimi ama. Polonya'da hip hop kültürü geldiğinde ve rap müzik başladığında daha önce de söylediğim gibi yani diğer ülkelerdeki gibi bir gedo kafası yoktu. Ülke zaten komple fakir bir ve tamamen bir radyo programının etkisinde ve post punkçıların biraz Beastie Boys'a falan özenerek yaptığı soundları duyuyorlar. Biraz bizdeki şey kafası da var hani bunu yayının başında olmayanlar için tekrar edeyim. Bizdeki grup vitamin kafası böyle hani parodi rap muhabbeti çok fazla var. Pek mumble rap yapmıyorlar vizyon. Hala özellikle Çekya ve Polonya'da boom bap hala popüler olan şey yani. Oranın en baba ismi olarak hani söylediğim en mainstream ismi OSTR şu an dinlediğimiz ve boom bap yani. Ki yani şey değil zaten. Aksi halde zaten benim Türkiye'de hitim yokken alıp bizi konsere götürmezlerdi oraya. Öyle bir davet gelmezdi yani hip hop camp'te falan muhtemelen. Ülke zaten komple fakir Baykan Mahallesi 2020. Evet 90'ların Polonya'sı özellikle öyleydi ama çok çok daha kötü durumdaydı Türkiye'den. Ama artık Zloty bizim paramızdan değerli maalesef artık yani artık biz daha kötü durumdayız. Neyse yani ve şey var
90'lardaki Polish rap, hani post rap çok tahammül edilebilesi bir şey değil abi. Biz bayağı acı çektik, hatta bugün bu yüzden izleyici istatistiğimiz düştü. Yani millet kaçtı. 2000'lere gelene kadar süründük çünkü. Ama ondan sonra müthiş bir hal alıyor. Yani ben bu şu an dinlediğim şeyden ben de çok keyif alıyorum. Ama erken dönemi için yani insanlara haksızlık ediyorlar da diyemem ya. O zaman OSTR'den yine Marco Polo ile yaptıkları Side Effect'te gelsin. Cadillac Dale düeti. Ondan sonra da Burak'ın isteği olan benim de sevdiğim bir OSTR parçası Monochrome'la OSTR'yi kapatalım. O zaman Side Effect geliyor. Yayın sonuna da az kaldı zaten gerçi. Son yarım saatimiz falan. Sonra bir 15-20 dakika mola veririm. Oyun oynarız. Evet, fade attım. Mesela bu daha bir günümüz kafasına yakın parça mesela. Ama asla mesela OSTR'de o mumble rap görmüyorsunuz asla yani. O zaman OSTR'den Monochrome da gelsin. Ve OSTR'ye bir de ona bir buçuk dakika dinleyelim. Ondan sonra devam edelim slaytlarımıza. Geliyor. OSTR'yi kapattık. Hades zaten demin dinledik. Bir de solo parçasını dinleteyim size. O da Asphalt MC'lerinden bir tanesi. Hades'ten Combo gelsin. Evet, fade attım. Çünkü Hades'i daha önce de başka bir parçasında dinledik. İkinci parçası da olduğu için buna da bir dakika bakalım istedim, ama bunun beatini çok seviyorum. Ya Polonya genelinde Asfalt'tan ya da SP'den çıkıyorsa albüm label olarak güvenebilirsiniz. Güzel müziktir genel olarak. Hani tabii ki istisnalar var ama şaşırtmaz kolay kolay. Oska'dan parça almadım. O biraz şey prodüktör çünkü kendisi. Hem prodüktör DJ yine. Biraz daha boom bap soundlara gidiyordu ama son dönemde biraz stili değişti onun da. Dinlediğimiz birkaç parçada kendisine prodüksiyonunu gördük zaten. Hani belirtmedim ama hani kenarında yazıyordu zaten. Sokol'ü dinlediğimiz için geçiyorum. Ama hadi bir solo işine bakalım Sokol'ün ne ya. Ki ne gelsin? Konyaş Katunku geliyor. Evet, fade attım çünkü sıkıldığım bir parça benim. Bu neydi ya? Bir dakika. Bunun beatini seviyordum galiba. Linkini attım. Bu da şeyden, Asphalt'ın alt gruplarından biri. Asphalt'ta OSTR düeti falan da var bunda. O yüzden almışım bunu hani. Ya bazen Wash Together'da çünkü şey gözüküyor. Tekrar edeyim. Hani bazen Wash Together'da çünkü enteresan bir şekilde parça ismini görmüyorum. Orada farklı bir şey yazıyor. Yani açıklama kısmından bir şey falan yazıyor. Onun için çözemedim. Geldik sıradaki ismimize. Oval. Deniz hoş geldin. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam o da Varşova, aynı. O da Varşova'dan. Repnastik geliyor. Oval'den ilk olarak. Evet, fade attım. Düzeltme yapayım. Varşova diye not almışım ama klibin çekildiği yer Poznan. Sanırım Oval'de Poznan'da o zaman. Yani mantıken. Öyle turistik gezide klip çekmezsiniz. Aynı ülke içinde yani herhalde. Ne bileyim. Bir parçaya daha bakalım hızlıca. Yes Them Too geliyor Oval'den. Evet, fade attım hızlıca geçmek adına. Oval'i de bilin. Yani çok beğendiğim bir MC değil yani. Peja'yı daha önce dinledik. Kendisi Slums Attack üyesiydi. Onun için Peja'yı atlıyorum. Ero bir parçadan bir parça Ero'muzda olacak yanlış hatırlamıyorsam, ama emin değilim. Var. Hatta iki parça almışım. O zaman Ero'nun da mesela demin bahsettiğim Returners'a şurada da slide'da görüyorsunuz. Polonyalı prodüktör duyosu Elda Sensei ile Gedo Sax'la çalıştılar. Global isimlerle çalışıyorlar. Returners prodüksiyonu geliyor o zaman Ero'dan. Parçanın ismini okuyamıyorum ama galiba Mijeska Komunikacja galiba geliyor. Bu arada bunun da beat'i güzel ama vokal biraz açmıyor beni burada da. Bu MC bazında özelinde yani daha doğrusu. Devam edeyim ben. Oval'i dinledik. Sanmıyorum ya. O güzel bir isim. Pelson. Ya da Pele diye de biliniyor ama Pelson aslında. Sevdiğim isimlerden bir tanesi. İki parçasına bakalım. Seninle ya bir geliyor ilk olarak. Fade attım. Abi klipte mesela Amerikan Hip Hop'una baya bir gönderme görüyorsunuz. The Owners albümü geldi. Mobb Deep Hoodies'i giyiliyor.
bir evidence salosu vardı falan. Person benim bayağı sevdiğim bir MC orada. Ve genelde güzel beatlere giriyor. Bu beat çok güzeldi mesela. Bir tane daha Person'ı dinleyelim hatta ya. Miasto gelsin. Evet. Yayının sonuna doğru sabredin dedim size. Attım linkini bu arada, merak etmeyin. Anlıyorsunuz değil mi niye sabredin dediğimi? O 90'lardaki kötü sıkıldığımız olay bir anda bitti farkındaysanız yani. Hepsi de kötü değil, tamam kabul. Sıradaki ismimiz Pih. Ya eski bir abi o da ama onu aşırı beğenmem bu kadar mesela. Semper Fidelis geliyor. İsmi Latince parçanın. Bu abi de Krakow'dan. Krakow diye not almışım da bu abi de Poznanlı bu arada. Ben bugün herhalde uykusuzken aldım notları. Oluyor, alıştık artık benim hatalı işlerime. Bu şekilde hatalı işlerim dediğim. Sıradaki grubumuz Plomien 81 nasıl okunuyor ona bakmam gerekiyor. Gramer notlarımdan. Plomien Amşevce Şantiye'den. Lehçesi grubun. Onlar da eski bir grup. Bir parçalarına bakalım. Letniak geliyor. Marta F düetli. Evet, fade attım yine. Abi, kötü parça değil, güzel ama. Görüşürüz fizyokratçım. Çok teşekkür ederim tekrar. Kendine iyi bak. Skalpel var. Burası da iyi bir yer. Ya bayağı eski bir işi var gerçi elimde ama burada almışım. Voice of Reason geliyor ve düet isim Yarah Bravo. Böyle okunmuyordur kesin ama ya, umarım böyle okunmuyordur yani. Onlar da jazz sample'ları bayağı kullanan isimlerden biri ki zaten ellerinde Polis Jazz plaklarını, afişlerini görüyorsunuz fotoğrafta. Geliyor. Evet, fade attım çünkü dediğim gibi bu ikili de prodüktör aslında ve daha deneysel kafalarda çalışmalar yapıyorlar. Sırada Tede var. O da çok sevmediğim bir isim ama bir parçasını açalım. Hızlıca bakalım ona da. Tede Kurt Rolson parçanın ismi. Kasparyan selam, hoş geldin. Fade attım. Bu güncel kafada işlerden ve fazla EDM etkisinde. Dediğim gibi Türkler duymasın bunu yani. Sıradaki ismimiz Vienio. Hades'te olan bir parçasını aldım. Vienio'da erken dönemde asfalttaydı. Daha sonrasında asfalttan ayrıldı ve şu an nerede bilmiyorum yani. Hani bir label'ı var mı, bağımsız mı onu bilmiyorum. Ona da bir bakalım. Hades'te olan parçası Nove Bloki, yeni blok geliyor. Evet, fade attım. Yani kötü bir iş mi? Hayır ama yani Hades'in ya da işte OSTR'nin seviyesinde bir MC değil. Asfalt olsa da yani. Returners'a da indik. Yani daha önce birkaç beat'ini dinledik zaten bu yayında da. Elda Sensei ile yaptıkları işlerden bahsetmiştim. İyi bir prodüktör diyorsun. Ki erken dönem gruplardan bir tanesi WWO geliyor. Ya erken dönem dediğim şey değil. Hani bu 90'lardaki sound'dan bahsetmiyorum. Hani modern Polonya hip hop erken dönemi. Yani o anakronik dönemden bahsetmiyorum yani. Geliyor. Asla okuyamayacağım bir isim. Onun için direkt geliyor diyorum şu an, haberiniz olsun. Evet, fade attım çünkü şey var. Polonya'da şöyle bir gelenek de var YouTube bazında. Ya gelenek demeyeyim ona. Bu şey parçaları tek tek atıp da albümü playlist yapmak diye bir şey yok. Albümü komple küt diye koyuyorlar abi. Bu da resmi kanaldan gelen bir albüm yanlış hatırlamıyorsam ama 1 dakika 1 saat 5 dakikalık bir tek parça yani. Onun için ilk parçalarını dinletmiş oldum. Ben aslında okuyamadığım şey albümün ismi aslında benim. Slide'ımıza dönüyorum. Yani zaten dediğim gibi playlistlerde albümler de dahil olmak üzere veririm size, merak etmeyin. Zaten son iki, bu slide'ımız bitiyor, son slide'ımıza geçiyoruz. WCS de pop rap örneği. Gerçek ismi Vuyek Samozio ama o WCS olarak da kısaca yazdım ben buraya chat'e. İki parçasına bakalım istiyorsanız. İlki Ochotnik gelsin. Güzel pop rap bu arada, ben severim. Geliyor. Evet, fade attım. Hız kazanmak adına. Vlody dinleriz. Pezzet'i daha önce dinlediğimiz için geçiyorum. Büyük MC'lerden bir tanesi şu an. Yani popüler MC, büyük demeyeyim ona.
Ama daha önce bir iki düetinde kendisini dinlediğimiz için bu yayın içerisinde geçiyorum. Açıklama kısmında Pezzet'in solo işlerini veririm mutlaka. Miraç şunu yok etsenize. Bugün milletin keşfetine mi düşüyoruz anlamadım bugün böyle saçma sapan. O zaman Vlody geliyor bu slide'deki son isim olarak. Naserio parçanın ismi geliyor. Fade attım. Evet, beat'i gerçekten çok güzel olan bir parça ama verse'leri beni pek açmıyor bu abinin genel olarak. Ama beat tercihleri bayağı iyi bunun da. Vlody'nin, bunun demeyeyim. Sırada geldik önemli isim, önemli bir diğer ismimize. Underground rap sahnesi adına. Pocahontas. Evet, bildiğiniz Pocahontas. Yani çok kötü bir kelime oyunu ama iyi gruptur. Onu not almış mıyım? Pocahontas'ın nereden olduğuna emin değilim şu an. Ben not yok, notlarıma yazmamışım mı? Yazmışım. Onlar da Katowice'den geliyorlar aynı şekilde. İlk parça gelsin o zaman. Burza Mozgu geliyor. Evet, fade attık. Bu parça gerçekten yani bu parça ve bu grup Pocahontas benim çok sevdiğim bir grup. Yani en az o OST'lere kadar sevdiğim bir grup diyebilirim size. Bir işlerine daha bakalım. Novi Rozier geliyor. Evet, fade attım. Size özellikle bu burada övdüğüm grupların bayağı bir parçasını hani burada yayında dinlemediğiniz bayağı bir parçasını da veririm yani merak etmeyin. O zaman slide'ımıza ilerliyorum. Paktofonika sormuştum Burak. Geldik. Onlar da önemli underground isimlerden bir tanesi. Parçalarını almış mıyım? Tabii ki almışım. O zaman Paktofonika'dan ilk parça gelsin. Çivolotne geliyor. Saat 1 olmuş çünkü. Sizi daha fazla rehin almadan. Ya, oyun oynayacağımız tayfa ayrı tabii. Hani, o kasıtlı da hani sırf hip hop için burada olan tayfayı daha fazla sıkmadan devam edeyim. Magic öldü değil mi? Paktofonika'dan bir de Jestem Bogiem gelsin. Pardon, Jestem. Jestem Bogiem geliyor bir de. Evet, fade attım. Slide'ımıza ilerlemeden tekrar şeyi söyleyeyim. Yani Paktofonika da benim sevdiğim bir grup ama yani benim için sıralama galiba Türkçe okuyacağım. Kaliber 44. Yani en başa 1'e koymam da hani en sevdiğim 4-5 grubu sıralamak adına buradan. Molesta, Pocahontas, tabii ki Tabasco burada gördüğünüz OSTR'ın grubu. OSTR'nin ve OSTR. Başka bakıyorum. Fenomeni beğenirim gerçi evet. Neyse devam edeyim slide'ıma. Groupson. Sıradaki ismimiz galiba. Evet. Çete bir şey geldi. Ha, aynen. Siz konuşuyor musunuz? Groupson'dan da bir parça dinleyelim. Nereli olduğunu bilmiyorum onun da. Nasizye geliyor. Evet, fade attım. Farklı bir tarzı var abi. Ben beğeniyorum ama herkese hitap etmeyebilir. Tabasco'ya değindik zaten OSTR'den bahsederken. Evet, Kezo 9 canlı. L versiyon değil mi? sıradaki grubumuz da meşhur gruplardan bir tanesi. Pigda Debie. Poznan'dan geliyorlar. Onlar da. Ama kısalttılar isimden direkt artık Pigdalar galiba. Onlardan da bir parça gelsin. Kesinlikle okuyamadığım için bir parçalarını açacağım size. Ha, iki parça varmış gerçi. O zaman ilk olarak okuyabildiğim parça gelsin. Gravitakza geliyor. Ne okudum ne okudum. Gravitakza. Ha geliyor. Bir parçalarına daha bakalım hızlıca isterseniz. Geliyor. Türkçesini söyleyeyim. FMV diye geçen interaktif filmler. Çoğunuzun Netflix'teki Bandersnatch'ten bildiği tür.
Biz oyunların 7-8 farklı sonu var. Senaryoyu biz yönetiyoruz. En son Left Shift oynadık bu kategoride. Bugün de işte 3 farklı sonunu gördük beraber. Ortalama zaten bir tur 45 dakika 1 saat arasında sürüyor. Bugün de aynı yapımcının veya farklı yapımcıların yaptığı birkaç şeyi de araştırdım, buldum. Diğer interaktif filmlerine gireceğiz. Ben slaytımıza döneyim. Sıradaki grubumuzdan bir parça almışım ben. Jaden Siedem. Onlar da bir albüm yapıp kaybolan gruplardan bir tanesi. Nadaço Bloku geliyor. Evet, fade attım. Haklarında çok bir bilgi yok. Bir albüm sadece. Bonus'u daha önce dinledik. Ama bir şarkısına daha hızlıca bakalım istiyorsanız. Bir düette dinlemiştik. Serge Polski geliyor. Ya da Serse Polski muhtemelen. Fade attım. Kendisi de Varşova'dan bu arada. Bonus info vermeden girmişiz parçaya artık. 3 saattir yayındayım. Oluyor böyle şeyler. Yani keşke ne anlattığını ben de bilsem bu arada Miraç. Hani o okul işi olsaydı, yani olsaydı daha hala belirsizliğini sürdürüyor. Tekrar gidebilirsem o taraflara zaten mecbur öğreneceğiz zaten yani. Varşovalı bir MC. Ben vokalini de bayağı beğeniyorum ama özellikle bu beat yani Polonya rap sahnesi duyduğum en iyi beatlerden bir tanesi yani. Güncelde bayağı popüler olan bir isim var. Zubuku. Biraz bu işte mesela merak ediyordunuz ya hani hafif güncel soundlar nasıl oluyor diye. Bir örneğine onunla bakalım istiyorsanız. Melodic Rev geliyor. Melodo'dan geliyorlar zaten aynen. Evet, fade attım. Prodüksiyon güzel. Kendisi dediğim gibi bu ara bayağı popüler isimlerde ve son işlerini hatta ben oradayken çalan parçalar falan daha çok trap'ti. Kendisi o ekole biniyor ama hani ben kasıtlı almadım. En çok izlenmiş parçası diye bunu aldım. Parça Boom Bap yani bildiğimiz. Ama zaten parçanın girişinde de bir ufak ototune ya ya klasik o vokal vardı zaten ama iyi rap bence yani. Ama sevdiğim bir isim var sırada Rahim. Parçanın ismi de Fame. Grup son düetli demin dinlediğimiz. Geliyor. Evet, fade attım. Yaklaşık buna da bir dakika kadar bakmış olalım. Sloan'dan Puzzle diye bir parça aldım ama kendisini çok beğenmediğim için es geçiyorum. Evet, bunun hakkında ne düşünüyorsun olması lazım ya. Ya da bakayım, hazır buradayız, kaçmıyorsanız bakalım. Sloan Puzzle gelsin hadi ya. Nereli olduğunu bilmiyorum. Yani daha önce bir kere falan hani bir iki kere ne yapmış diye baktığım BMC hani çok beğenmemiştim ama bakalım. Returners prodüksiyonu bu arada bu da. Geliyor. Evet, fade'imizi attım. Ben Sloan'a haksızlık etmişim abi tekrar. Hani çünkü açarken çok tutmadığım isim geçelim mi diyordum ama ben galiba en yanlış iki parçasını dinleyip kendisi hakkında karar vermişim. Bugün farklı bir şey alayım mantığı aldığım bu parçasını beğendim bayağı mesela. Yani vokal gerçekten ateş ediyor. Beat güzel. Ya dil konusuna burada ne anlattığı konusunda giremiyoruz ister istemez. Tabii ki lehçe yani. Fenomen. Bilindik gruplardan bir tanesi underground manada. Fenomen'e de bakalım. Fenomen'den de Sanza'yı almışım. Gelsin. Evet, fade attım. Ya zaten birer dakika birer dakika bakıyoruz Sungrass. Çünkü bayağı geciktik saat olarak da. İki gibi biz oyun yayını yapacağız hani bir de oyun oynayacağız da gece. Ben çünkü geç uyandım bugün zaten uyumayacağım. Yani bari beraber oynayalım ne olacak yani. O mantıktayım. Ama bunu 7-8 dakika içerisinde Hip Hop 101'i bitiriyoruz. Haftaya Almanya'ya gireceğimiz için bugün bir bölümde bitireceğimiz bir şey arıyordum. Onun için Polonya'ya girdik. Fenomen de underground bazında bayağı orada popüler olan bir grup ama çok yeni işleri yok. Hani biraz erken dönem soundlarına katlanıyorsunuz tabii ki.
Ya buna katlanırım. Bunda sıkıntım yok da Polonya'nın özellikle 91-92 dönemi abi çok kötü yani gerçekten. Tamamdır Burak, şimdi sorun yok. Zaten hız kazanıyoruz. Son 4 grubumuz. Hepsinden birer parça dinleyip 1-1,5 dakika kadar göstereyim size. Bir keşfedelim beraber. Kapatacağım zaten bu yayını. Yarım saat sonra bir daha açacağım da. Hani bunu kapatacağım, merak etmeyin. Anlattığı şeyler etkileyici mi? Ege, sen ne zamandır lehçe biliyorsun ya? Sıradaki grubumuz yine eski isimlerden biri. Kiraz Group. Yestem Ziyeklem geliyor. Kesin yanlış okudum. Yani bu grubun da nereli olduğunu bu arada bilmiyorum ya. Evet, fade attım. Bence iyi bir grup bu arada. Muhtemelen beğenmişsinizdir. Sırada Onar var. Onu not almıştım galiba. Evet, o da Varşova'dan, başkentten geliyor. Paluş ve Stek düetleri mi gelecek? Evet, o geliyor. Parçanın ismini okumaya çalışayım ama Mieste bir opera şapsurdu. Kesin çok yani amin. Yani çok kötü. Neyse, Almanca'da az çok var telaffuzum. Sonra zaten Türkçe rap ve sonra tekrar Amerika'ya dönüyoruz. Problem yok. Düzelecek bu problem yani. Evet, bayağı iyi şarkı ve sevdiğim bir MC. Varşova'dan. Ama her işi bunun kadar da iyi değil. Yani o kadar mesela OSTR'nin diskografisindeki istikrarı onlarda görmüyorum yani. O zaman oranın Cypher Isil'i geliyor şu an. Lehlerin Cypher Isil'i geliyor. Hemp Crew. Ya yani isminden zaten tahmin edenleriniz vardır. Hani hangi temalar hep yaptıklarını. Ban getirmeyecek şarkılarını seçmeye çalıştım. Yoksa çok daha iyi şarkıları var ama kliple izleyeceğimiz için. Toyesto geliyor Hemp Crew'dan. Fade attım. Ya aslında bu grup daha çok Cypress Hill'in ya da işte Wiz Khalifa'nın, Snoop Dogg'un gittiği yoldan giden bir grup. İsimleri de size mesaj veriyoruz dediğim ama işte Twitch'te ban yememek adına biraz daha farklı şarkılarından seçtim bu kısmı. O zaman son MC'miz geliyor. Lona. Popüler bir MC'ydi bir dönem. Şu an pek popülerliği kalmamış olabilir. Görmüyorum bir yerde çünkü. Yani albüm haberleri falan düşmüyor önüme takip ettiğim işte birkaç blogda falan hiç. Yani klasik inceleme falan ilk yayın için fena gitmedi. The Craze'e rap kitlesi çok ilgi göstermiyor falan ama yani evet yani sırf izleneceğim diye de abi ben iğrenç iğrenç böyle eleştirdiğim içerikleri yapmam yani. Ben istiyorsak 3 izlenelim yani. Biz bildiğimiz yoldan gideceğiz abi. Biraz daha geç olur bazı şeyler ama olur. Yani sorun yok. Ki bence şu an hala millet hani bir sene iki kişiye ya da duvara konuşarak yayın yapıyor. Yani biz bence şeyde fena değiliz. 2 aylık bir kanal için hani ortalama hala kanalın ortalama izleyicisi 35-40 şu an için yani. Hani atıyorum hip hop 101 düşürüyorsa haftalığın toparladığı da ortalamayı yine fena tutmuyor yani 2 aylık bir kanal için. Olmazsa da aynen ya sorun değil abi. Ben evde sıkılıyordum hani karantina sürecinde ve neden yapmayalım ki? Hem bir faydamız dokunur hem bir Türkçe kaynak oluştururuz bir şeyler için kafasıyla girdik. Hem kendi can sıkıntım gider diye girdim hani ticari kaygıyla girmedim ki. Milimstar'a teşekkür ederim. Mesafe de var ama ağırlıklı Türkçe rap yayını. Hani Türkçe rap merak ediyorsan ağırlıklı orada var. Biz sadece Türkçe rap adına çıkmış bir cuma günleri bir gün çıkmış parçalara toptan bakıyoruz o hafta çıkmış. Onun dışında pek Türkçe rap'e girmiyoruz. Bu sırada ben Lona'nın parçasını açayım. Asla telaffuz edemeyeceğim parça olduğu için geliyor abi. Siz ismini göreceksiniz zaten. Playlistlerde de YouTube'daki playlistlerde de dediğim gibi size daha fazla parça sunacağım. Merak etmeyin. Yeni gelen arkadaşlar için ve ya da haberdar olmayanlar için ben YouTube, Discord gibi ve kendi Spotify'ım gibi şeylerin linkini de bırakayım öyle açayım. Geliyor Lona. Son parçamız. Evet, fade attım. Bir genel toparlayalım ama dendiği gibi yani şey değil. Hip Hop 101'lerin izlenme sayısının düşük olmasını zaten tahmin ediyordum. Çünkü insanlar yeni bir şey keşfetmek ya da bildiklerini yanlış biliyorlarsa düzeltmek yoluna hiçbir zaman gitmiyorlar yani.
Yani ben mesela bu old school new school mevzusunda da hani abi hani onlar 80'lerde bitti falan dediğimde ne Türkçe rap öldü mü falan gibi karşılık alıyorum genelde çünkü yani doğmadı ki ölsün. Yok Emir Yurt'ta abi o yüzden gelmiyor şu an. Ya hani şey değil. Anlat, milletin böyle bir şey keşfedesi yok ki. Onun için zaten limitli bir kişiye ulaşacağımızı biliyordum ve Hip Hop 101'lerin kanalının istatistiğini düşürmesinden yana bir şikayetim yani genel olarak yok. Yani dediğim gibi partnerlik gelecekse sadece süreç uzuyor ama problem yok, vaktimiz de bol. Hala ben karantinaya devam ediyorum, pandemi devam ediyor, bol bol evdeyim yani sokağa çıkmıyorum ben. Onun için sadece müzik üretemiyorum bu arada tabii eskisi kadar. Hani zaten üretemediğim için de bir taraftan hani odaklanamadığım için de Hip Hop 101'lere daha doğrusu Twitch yayınlarına başladık ama şu an yayınlara çalışırken pek müziğe bakma fırsatım yaratamıyorum şu an. O biraz kötü oldu. Ama onu da zaten yayında şey yapacağız. Yayında beat yaparken bunu telafi ederiz zaten. Ama dediğim gibi hani sosyal medya promosyonunda kanala dikkat çekmek evet güzel fikir ama ben dediğim gibi ben bunu başaramıyorum. Hani demin de söyledim hani millet Eminem'in erkek kardeşi değil ki üvey erkek kardeşi bu arada görüşmediği kardeşinden hi mesajı alınca kendini trende sokuyor. Ben Sean Price'la hani Onyx'le falan parça yaptım. Hip Hop Camp'e buradan konsere gittim bir Allah'ın kulum haberi yok ben bunu beceremiyorum yani. Ya da görmezden geliyor insanlar ya da bilmiyorum yani. Abi çakacağız yani bu yapacak bir şey değil çünkü saçma bir durum ortadaki yani. Yani şey değil. Ha tamam herkes primini yapsın, herkes ekmeğini kazansın. Güzel şeyler bunlar. Eyvallah ama yani bu değil ya hani gerçekten bu değil ya yani. Benim yapacağım. Ya ben burada şey değil. Bir kaynak oluşturmak benim önceliğimse abi ben burada oturup da hadi atıyorum kimse izlemiyor mantığı gidip yayın kapatmayacağım. Ben bunu tekrar YouTube'a atacağım ki zaten şu an biraz Hip Hop 101'ler son birkaç haftadır biraz müzik beraber müzik keşfetme kafasında ileride daha da aydınlatıcı yayınlar olacak atıyorum. Dediğim gibi grup incelemelerine gireceğim, Wu-Tang affiliate'lere gireceğim vesaire ama önce bir genel tarih kısmını Amerika'da kapattık bir de Avrupa'da neymiş ona bakalım. Hani sound devrimi neymiş onu görelim istediğim için aslında yapıyoruz şu an bunları. Yoksa hani Polonya'da rap nasıl diye merak eden zaten toplamda 20 kişiysek 20'miz de buradayız zaten Türkiye genelinde yani. O açıdan problem yok. Ve dediğim gibi hani ben izlenmiyor hadi o zaman gidip sıkılacağım. Bir taraftan sıkılacağım ama millete çok mutluymuş gibi rol yapacağım. Saçma sapan IRL yayınları yapmamalıyız yani değil mi? Mantık. O zaman Polonya'yı gördük. Kısaca özetleyelim. 90'larda punk rock etkisiyle ve biraz disco soundları etkisiyle müzik türü olan bir diskodan bahsediyorum. Etkisiyle alevleniyor. Bir radyo programı sayesinde Polonya'da kitlelere yayılıyor ama Polonya'nın sosyal durumunda daha önce baktığımız ülkelerin aksine bir gedo ya da işte bir ezilmiş kesim azınlık durumu olmadığı için o kadar isyan temelli ya da işte conscious rap temelli ilerlemiyor bazı şeyler. Tabii ki o da var. Tabii ki o, yani bu müziğin içerisinde o var ama hani conscious rap o temelli ilerlemiyor. Çok daha eğlence ve parodi üzerinden başlıyor Polonya'da hip hop. Ya bizdeki Grup Vitamin muadili. O açıdan da çok benzeşiyoruz aslında Polonya'yla. Ama sonrasında 2000'lere kadar çok kötü gidiyorken 2000'lerden sonra bazı grupların ve müzisyenlerin devreye girmesiyle bambaşka bir müzikal form kazanıyor. Özellikle polis caz etkisi, caz etkisi, klasik bildiğimiz manada caz etkisi. Çünkü Polonyalıların kendine özgü bir caz kafası da var. O yüzden polis caz diye ayırıyorum onu. Etkisi giriyor. Bayağı boom bap dinleyip işte plak koleksiyonu yapmak ve işte güncelde ne yapılıyor olayını bizim aksimize çok iyi takip ediyorlar ve özellikle 2000'den günümüze gelen kısımda dinlediğimiz beatlerden falan hiç şikayetiniz yoktur diyorum. Evet, vokalleri anlamadığımız için lirik kaliteye çok yorum yapamıyoruz belki ama. Hiçbir fikrim yok Sandgrass. Ya çünkü şey değil, Türkiye'de şu an öyle bir şey yaratılamaz. Yeni bir şey yaratılması mümkün değil çünkü müzisyen yok piyasada. Maalesef. Yani doğru, gerçekten yani müzisyen varsa da kimse müzik yapmak için uğraşmıyor. En basitinden daha geçen haftalarda dinledik burada Fransızca rap, Almanca rap. Yani Fransız rap'ten beat'i parçayı almış Rota, Casio diye parça yapmış. En basit örneğini vereyim, isim de vereyim, problem değil. Ya da başka bir tarafa bakıyorum. Ben Patron'un yaz albümü isimli albümünde 3 tane Rusya'dan beat görüyorum abi. Bir tane de Travis Scott sample'ı falan var. Hani bu şekilde mi yeni moda olacak? Ya burada yeni bir şey yaratmayacağız biz. Ya bu yüzden yaratamayacağız zaten yani. Bizde olacak şey şu. Bir şey popüler mi oldu? Birebir aynısını görüyoruz. En basitinden Türkiye'de şu an en az 50 tane UFO 361 var. Aynısı. Ya bu olacak yani. Şigimen, takip için teşekkürler. Hoş geldin.
Abi aksine ben elim para görüyorsa risk almak daha mantıklı değil mi ya? Ne kaybederim en fazla bir projemden zarar ederim. Direkt benim hayatımı idame ettirmeme engel olmayacak ki. Biraz cesur olmak lazım ya. Vizyoner olmak lazım yani. Neyse ben sizi daha fazla vaktinizi çalmayayım. Yarın Mali ile beraber Türkçe rap işlerine bakıyoruz. Demolarınız varsa Discord'a gelin bırakın. Sizden gelenler E-Devlet'teki sizden gelenler kısmına. Discord'da ayrıca biz grafitiler paylaşıyoruz. Film konuşuyoruz. Hani entelektüel bir ortam var orada. Seversiniz. Kitap öneriyoruz yeri geliyor. Albümler paylaşıyoruz her janrdan. Sadece raple veya Türkçe raple kısıtlı değil. Oyun oynuyoruz beraber. Beklerim. Yarın Mali ile beraber haftalıkta olacağız. Şu an bir ikide açacağım oyun yayına gelmeyecekler için bu duyuruyu yapıyorum. 9.30-10 gibi başlarız yine. Muhtemelen 9.30 olur ama. Çıkmış bütün Türkçe rap işlerine bir bakacağız. Netlere batana düşeceğiz, güleceğiz. O zaman Hip Hop 101'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya da Cenk Durlu ile beraber Almanca rap'e giriyoruz. Almanca rap bittikten sonra da detaylı bir Türkçe rap tarihine gireceğiz. İlk konuğum Erdener abi olacak o yayında. Pickupçı Erdener. Sonraki haftalar içinde Turbo, Fuat abi gibi isimlere ulaşmaya çalışacağım. De henüz haberleri yok. Daha iletişime geçmedim. Önce bir Almanca bilsin çok erken diye yani daha 4 hafta var en az yani. Ondan sonra tekrar Amerika'ya döneceğiz Hip Hop 101'lerde. Bu saate kadar bana sabrettiğiniz için ve yayına ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Abonelik Fizyokrat'ın ve birinin daha aboneliği vardı. Bir saniye. Vizyon'un aboneliği vardı. İkinize de aboneliğiniz için çok teşekkür ederim. Takip eden arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Ben 2'de interaktif film izleyeceğiz beraber. Yani oyun aslında da. İnteraktif film yayınımız var. 2'de beklerim. Ben o sırada bir bunun yedeğini indireceğim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.